Selam dostlar. Bugün sizlerle MiG-21 Lazur M Premium uçağını oynayacağız, inceleyeceğiz. Kendisi Almanya'da 11.01'de arkadaşlar. Uçuşlara geçmeden önce şöyle size bir uçağın ikinci silahlarından bahsedelim. Arkadaşlar uçağımız R-60 MK füzelerinden 6 adet taşıyabiliyor. Ekstradan küçük bir radarı var. Radarı çok kaliteli değil ama R-3 R füzelerinden de taşıyabiliyor. Ben şu loadout'u alacağım. 5 adet ısı güdümlü, 1 adet radar güdümlü füze alacağım. Bunlardan oyun içinde bahsederim. Hemen uçuşa geçelim arkadaşlar. Altaylardan Tuna'ya, Kızıl Çin'le arası var. Düştüm kara sevdaya, loy loy gönül güzel yarası var. Düştüm kara sevdaya. Dostlar ilk oyunumuza girdik, kalkışımızı gerçekleştirdik. JH7A falan var. 11.7 bir ara denk geldik büyük ihtimal. Şöyle şu dağın arkasına geçeceğim. Şu sesler kesilsin. Bir tane adam çünkü bize Riviera kilit diyor sürekli. Tamam. Şimdi arkadaşlar kalkış yaptıktan sonra şöyle uçağın size alt kısmını, loadout'unu göstereyim. Bakın bir tane uzun füzemiz var. 5 adet de kısa kısa füzelerimiz var. Bu uzun füzemiz R3 R radar füzesi arkadaşlar. R3 R radar füzesi toplamda 10G çekiyor. 21 saniye takip süresi var. Çok etkili bir füze değil. Cirit atıyorsunuz adeta arkadaşlar. Ama kafa kafaya çok düşmanı vurabileceğiniz pozisyonda bir düşman gelirse atıp vurabilirsiniz arkadaşlar. O işe yarıyor. Onun dışında R60 MK füzeleri nedir? Nasıl füzelerdir? Kendisi 30G çekiyor. 25 saniye takip süresi var. Yani kısa menzilli ama iyi G çekebilen füzelerden bir tanesi. Arkadaşlar 1,5 kilometreden 1 kilometreden attığımız zaman garanti vurursunuz. Yani tabii sekebilir ama vurma ihtimaliniz çok yüksek oluyor arkadaşlar. Bu arada düşman uçaklarının içine doğru rush attım. Bu uçakların kilit atmasını önlemek için. O şekilde arkadaşlar bu şekilde kullanabiliyorsunuz uçağın füzelerini. Ekstradan uçağın uçuş dinamikleri zaten bildiğimiz MiG uçağının aynısı. Bakın şurada bir MiG-23 var. Hızlıca bunu takip edelim. Buna radar füzesi de atabiliriz ama gerek yok arkadaşlar radar füzesine. R-60 füzesini seçiyorum. 2 kilometreden sallıyorum. Yani vuramasak bile en azından 1 kilometre. Bakın gördüğünüz gibi yetişemedi. Çünkü füzemiz kısa menzilli arkadaşlar. Bakın yetişemedi. Yani 1 kilometreden atsaydım garanti bir şekilde onu vuracaktım. Ama şöyle döneceğim. F4S var önümde. Dostlar uçak çok hızlı gittiği zaman kanadını kuruyor. Onu da unutmadan söyleyeyim. F4'ü vurmayın. F4 benim. O benim, o benim. F4'e çok hızlı yaklaşıyoruz. Çok şey enerjisini kaybetti F4. Bunu atabilirim arkadaşlar. F4'e salladım füzeyi. Oo, chaff flare attı. Chaff flare'e saptı tabii. Ha, sapmamış. Çok güzel. Burada bir adet MiG-23 bize geliyor. Bakın füzeyi attı bize. Ciddi hasarımızı vurduk topumuzla. İkinci kişiyi de almış olduk. F5'lere doğru dönelim. Şuradaki F5'e doğru. Artık F5'lerin de seviyeleri arttı. G toleransı diyor. Arkadaşlar oyunu sildim, yeniden yükledim. Son güncelleme dolayısıyla. O yüzden böyle uyarılar gelebilir artık. Yeni yüklemişim gibi. Şuradaki MiG'e dönelim arkadaşlar. Zaten uçaklar da arka taraftaymış. Bakın çok güzel dönüş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi uçağın manevrası falan harika. Arkadaşlar bu uçak avcı oynamak isterseniz tam size göre bir uçak. Şuna da bir füze atacağım arkadaşlar. Neden öyle bir manevra yapıyor bilmiyorum da bakın şimdi füze nasıl dönecek. Attım füzeyi. Çok güzel bir manevra yapıyor. Hayır son anda sekti saptı. Arkamızdan bir adet son hız uçak geliyor. Ona dönelim. Su-22. Bu da Su-22. Bizi vuracak. Şöyle yukarı doğru bir manevra yaparsam arkadaşlar burada vuramayacaktır. Bakın radar füzesi tam buna atılacak füzeydi işte. Gördüğünüz gibi karşıdan geliyor. Tam sallayacağınız füze ona radar füzesiydi. Şuradaki F4'ü kilit atabilir miyiz? Atamıyoruz arkadaşlar. Kendisine bir adet füze sallayayım. Biz de vurulduk. Bizi de vurdular. Ama uçağımız hala uçuyor. Bu şekilde base'e dönmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle döner de arkadaşlar. Çok hasar almadık. Tamam hasar aldık ama çok almadık. Hatta şuradaki F4'ü vurmaya bile dönebilirim. De o bize geliyormuş. Tamam önümüzü aldık kendisini. Ya da füze sallayacağım. Derken J7E bizi vurdu. Alkışlıyorum seni J7E. Çok güzel bir oyun çıkardın kardeşim. Tebrik ederim. Ben o adamı vururdum F4'ü ama neyse. Arkadaşlar hemen yeni oyuna geçelim. Diğer oyun oynarken bu oyunda skorunu size paylaşırım. Unuttuğum şeyleri de ikinci videoda konuşuruz. Biraz da sohbet edelim.
Dostlar, ikinci oyuna girdim. Eğer bu uçağı almayı düşünüyorsanız diye biraz uçağın temel özelliklerinden bahsedelim. 32'şer adet flare ve çifi var. Bu biraz yetersiz arkadaşlar. Topumuz da ilk sıradan çok iyi değil. Biz daha yeni kill aldık ama hani o kadar muazzam bir topu yok. Bazı uçaklar topu çok güzel oluyor. Bu uçağın topu çok güzel değil ama yine de kill alabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ekstradan uçak çok hızlı gittiği zaman kanat kırıyor. Bunu zaten ilk oyunda da demiştim. Bir de arkadaşlar, eğer videolarımızı beğeniyorsanız lütfen yorum ve like atın. Sizden yorum atmanızı rica ediyorum. Neden yorum atmanızı rica ediyorum arkadaşlar? Uçak hakkında bir düşüncelerinizi yazın siz de yoruma. Hem etkileşim olur. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Jet uçağının yakıtı nasıl jet yakıtıysa YouTuber'ın içerik üreticisinin yakıtı da etkileşimdir. O yüzden ne kadar etkileşim verirseniz benim videolarımda o kadar çok izlenir. Bana da destek olmuş olursunuz bu şekilde arkadaşlar. Bu uçakların videosunu fazla Türkiye'de çeken insan yok. Çeken insan olsa da böyle açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışan yok. Adam oyunun şeyini su koyuyor. Oynamış. Tekrardan uzatmasını koyuyor. Ben öyle yapmıyorum. Ben direkt oyunda oynuyorum. Live reaction veriyorum. Hop, attık füzeyi. Vuramadık. Ama ben bu uçakla savaşa girerim arkadaşlar. Burada bize geldi. Füze salladı. Bir kişi daha döndü ona doğru. Hayır, F-16 var ya. Ulan ne geziyor burada F-16? Arkadaşlar, bu uçağın sıkıntısının bir yanı da işte F-16 falan geliyor karşınıza. F-16'ya kilit atabilir miyiz? Vuruldu F-16. Tamam, iki tane füzemiz bizim hiçe gitti. F-16 falan geldiği için. Onun dışında dönelim. Yukarıdan bir F-14 gidiyor. Hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Bu F-16'lara, F-14'lere soldan yerden gideceğiz. Bu uçakla iyi oynamak istiyorsanız arkadaşlar yerden oynayacaksınız. Çünkü uçağın yerdeyken, yere yakınken manevrası çok güzel. Ne kadar iyi manevra yaparsanız yere yakınken o kadar güzel. O kadar sinsi oynayabilirsiniz. Çok fazla fark edilmiyor arkadaşlar hızlı olduğu için. Yılan gibi adeta sürüne sürüne gideceksiniz. Yılan misali. Ayrıca şurada karşıdan bir AV-8 geliyor. Onu aratmışım, hazırladım. Hızlıca atacağım hemen. Gözükür gözükmez. Attım aratmışı. Yani çefe flare atıyor. Saptı mı? Yok, sapmadı. Güzel. Ona hasarımızı vurduk da motoru kapattık arkadaşlar. Oy. F-16 bize bayağı sıkıntı çıkarttı. Vuruldu. Tamam, çok güzel. F-16 vuruldu. Bir kill aldık. Biraz gece olduğu için sıkıntı arkadaşlar benim için. Bir de bu uçağı gece oynarsanız böyle top tier uçaklar geliyor sürekli. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın oyun bitiyor gördüğünüz gibi. O ne lan öyle? Bize füze attı C8'e. Arkadaşlar şimdi R3 füzesini buna sallayacağım işte. Bakın radar füzesi çok iyi dönmüyor. Yani kendisi zaten ölmüş ama isabet attık. Güzel, asistimizi alırız. Arkadan J7'ye dönelim. 800 puan yaptık yine. CH7. Gerçi bizden de az uçak kalmış. Karşıdan da 3 uçak kalmış arkadaşlar. Biraz daha böyle dikkatli oynayalım. SRC moduna geçiş yapacağım. Etrafımı kontrol ediyorum. Etrafımda da kimse yok. Buradaki CH7 uçağı bu arada güzel bir uçak kendisi. F-4S bir kişiyi vurdu. Kimi vurdu F-4S? Aa, arkamda F-4 var. Tamam arkadaşlar, şu arkadaki F-4'e de gideceğiz. Aslında direkt arkadaki F-4'e dönsem olur ama şu CH7 ağa bizi fark etmeden gideriz. Bir 23 ile şu an oyalanıyor. Şuraları da kapatalım arkadaşlar. Çok şey yaptı. Buna sallayacağım. Çok hızlı yaklaşıyoruz. Salladım bir tane. Güzel. Döneceğim. ADG'yi kapattım. Çok uzaklaşmamak için kendisinden. Bir F4 daha geliyor da karşıdan. Onu şey yapamadım. Şu an tam çözemedim. Çefe flare atıyorum. Bu arkadaşa da füze sallıyorum. F4 de bize füze sallamış. Evet, vurduk bunu. F4'e döneceğim arkadaşlar. 2 adet F4 var zaten. Öncelikle şu hedefim olacak. Füzemiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Ya bu iyi de bir şey, kötü de bir şey. Çünkü uçak daha iyi bir manevra yapıyor. Füze kalmadığı için. Vuramadık. Iskaladık. Evet, bir adet Su-25 kalmış bizim civarımızda da, çevremizde de. Arkadaşlar şöyle F4'ün gerisine doğru manevra yapacağım. Bakın. Çoğu hızını verdi şimdi. Tarayıp almaya çalışacağım bunu. Ya vuramadık, şaka gibi. Bir F4 uzaklaştı şimdi, tamam, çok güzel. Bu F4'ü ben vururum arkadaşlar. Hala 136 tane topum var. Lan niye vuramıyoruz? Arkadaşlar arkasına ateş ediyorum. ADG açtı, hava freni açıp.
Hava freni açıp önüne geçmeye çalışacağım. Geçemedik de. Bayağı kötü oynuyorum ya. Kritik attık, tamam. Arkadaşlar gece. Yani biraz şeyime verin. İrtifa düvenine hasar aldı. O uçak artık adam olmaz. Şöyle ben hızlanayım. Karşıdan gelen F4 de bana füze atacaktır büyük ihtimal. Hızlanacağım arkadaşlar. Güzel. Bunu da teğet geçtik. 2100 puan yaptık. Bayağı bir XP verecek. Bir önceki oyun bitti mi acaba? 1 dakika 48 saniyede yakıtımız kalmış. Hızlıca base atalım arkadaşlar. ADG'yi kapatalım. Bir önceki oyunda bitmiş. Bakalım ne kadar kazanmışız. Yok, bitmemiş. Daha duruyor arkadaşlar bir önceki oyun. Güzel. F4 uzaklaşıyor. Biz base'e doğru gidiyoruz. 10 numara 5 yıldız. Olmadı, şurada biraz videoyu hızlandırayım. Son bir adet F4 kalmış zaten. Gidip onu biz avlarız tekrardan. Bizim bu F4'ler o adama gitmeyecektir. Base almaya gideceklerdir. Hızlandıralım videoyu. Dostlar, durum güncellemesi tam iniş yapacakken oyun bitti. F4'ü vurdular. 30 saniyelik yakıtım kaldı. Çok güzel bir oyun çıkardık. İlk oyun hala bitmedi. Ne kadar uzun sürdüyse. Ama ikinci oyun bitti. Bakalım, bunun skorunu paylaşacağım. Üçüncü oyunu oynarken de olmadı. Birinci oyunun skorunu tekrar paylaşırız sizlerle. 2100 puan yaptık. 3 tane düşman vurduk. Bir de asist yaptık. Bence güzel bir oyundu. Ama topları iyi kullanamadım. Topu iyi kullanabilsem diğer F4'ü de biz vururduk. 51.000 para verdi. 8769'da araştırma puanı verdi. Benim uçağım kira olduğu için bu kadar verdi arkadaşlar. Size bunun tam tamına iki katını verecektir. 16.000 falan civarı para kazanırsınız böyle bir oyundan. Hemen 3. oyuna geçelim. Dostlar, yeni oyunumuza girdik. Kalkışımızı gerçekleştirdik. 32 dakikalık yakıt aldım. Yakıtımız yetsin diye. Biraz fazla aldım. Biraz konuşacağız çünkü bu oyunda. Biraz içimi dökeceğim bu uçakla alakalı. Arkadaşlar, bazı içerik üreticileri var. Kulağıma geliyor. Bu uçağı çöp uçak, bok gibi uçak falan demişler. Arkadaşlar, baştan siz kendi yeteneksizliğinizi bu uçağın üzerine yıkmayın. Bence böyle bir şey yapmayın. Çünkü arkadaşlar, uçak gayet güzel, yetenekli bir uçak. Kendi seviyesinde, kendi bir yarında. Ekstradan F-16'ya falan karşı da yine iyi. Kötü bir uçak değil. Ekstradan arkadaşlar, Tornado ile karşılaştırılıyor bu uçak. Hani ikisi de Almanya'da olduğu için. Tornado mu alınır, bu mu alınır? Arkadaşlar, şimdi diyor ki kesinlikle Tornado alınabilir. Bu uçak kötüdür. Şimdi ben bu konu hakkında biraz ben kendi görüşlerimi söyleyeyim. Arkadaşlar, Tornado çok güzel uçak. Ben video aralarında müzik dinliyorum. Keşke size de o müziği dinletebilsem. Ama dinletemiyorum. Neden dinletemiyorum? Çünkü telif var arkadaşlar. Maalesef. Ki maalesef. Tornado gece arkadaşlar, böyle çayınızı, kahvenizi yanınıza alacaksınız. Çerezinizi falan filan. Cipsinizi koyacaksınız. Arkadan efkarlı müziğinizi açacaksınız. Böyle efkarlı moda geçip gidip base bombalayacaksınız. Tornado tam öyle bir uçak. Başka çok bir özelliği yok zaten. M950'leri var 2 tane. Onun dışında bu uçakta tam tersi arkadaşlar. Bu uçakla gidip avcılık yapacaksınız. Avlayacaksınız. Siz bu uçakla base bombalamaya çalışırsanız uçak tabii çok kötü olur. Yani arkadaşlar, şöyle bir örnek vereyim. Sokaktaki bir köpeğe uç derseniz o köpek uçamayacaktır. O köpek uçamadığı için bok gibi olmuyor. Yani sokak köpekleri şu an biraz sıkıntılı da arkadaşlar. Neyse, sokak köpeğinden örnek vermeyelim. Bir balıktan örnek verelim mesela. Balığa uç dediğin zaman, o balık uçamadığı zaman o balık kötü olmuyor. Çünkü o balığın işlevi o değil arkadaşlar. Siz gidip avcılık yapamıyorsanız uçak kötü olmuyor. Kusura bakmayın, siz kötü oynuyor oluyorsunuz. Bu kadar laf söyledim. Şimdi gidip direkt öleceğim. Büyük ihtimal. Her neyse. Biraz yakıtımı fazla aldım bu sefer. Böyle sohbet edeceğim diye. Biraz uzaktan gidelim dedim ki arkadaşlar. Karşıdan F4'leri bekliyor olacağım yine. F4 beyleri. Bir adet C35 XS geldik baştan. Ama ben ona dönmeyeceğim. F4'ler de geldi. Şimdi yavaştan dönmeye başlayacağım arkadaşlar. Evet, güzel. Bizim buradaki havalimanlarında kimse gelmemiş. Zaten mantıklı olan buradaki F4'lerin de gelmemesi. Şuradaki F4'e doğru gideceğim. Bayağı da hızlı yaklaşıyoruz ama önümüzdeki bir tane daha MiG-21 var. O da oradaki F4'e gidiyor. Chef Flair attırdı ya ona. Kardeşim, bu adama niye Chef Flair attırıyorsun? Attırmasan zaten alacağız. Seri bir şekilde kendisini. Her neyse arkadaşlar, ben bu F4'ü takip ederim. Base'i bombalarken de kafasına bir tane füzeyi sallarım. Ya da gider topumla vururum. Kendisi füzeyle ölmek istemiyorsa topla ölür. Şöyle füzemizi sallayalım. Evet. Gördüğünüz gibi tam olarak bir önceki oyunda bahsettiğim gibi 1 kilometreden atıyorsunuz. Çat diye vuruyor arkadaşlar. Yani şu uçakla oynamak zor değil. Gerçekten sadece nasıl oynayacağınızı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani F4'ler bu uçağın yemi adeta. Kuş yemi gibi. Ulan bu ne kadar hayvandan örnek verdik ya. Kuştur, balıktır, köpektir falan filan.
Her neyse arkadaşlar. Devam edelim. Konu dağıldı bir anda. Şuradaki uçaklara doğru ilerleyeceğim. Yine ben F4 avlayacağım. Bakın. Uçağın hızına da dikkat ediyorum. 1300'ü fazla geçirmemeye çalışıyorum. Bir de arkadaşlar, bu uçakla dediğim gibi yerden gideceksiniz. Yılan gibi olacaksınız. Ne kadar yılan gibi olursanız o kadar fazla kill alırsınız. Bize geliyor mu? Yok, bize gelmiyordu arkadaşlar. Bu arkadaşa bir aratmış sallayacağım ben. Zaten kendisi de şey oldu. Evin önümde bir F4 var şu anda. Buna da bir füze sallayalım. Füzenin manevrası çok güzel gördüğünüz gibi. Ama bizim pilotumuz bayıldı. Ah, F104 geliyor bir adet bana. Arkadaşlar şunu R3 sallayacağım. Yaklaşsın biraz. Kilit atıp sallayacağım R3'ü. Hadi R3. F104 bize son hız geliyor arkadaşlar. Bu F104'e kendimizi öldürtmememiz lazım. Tamam. F104 bir şey yapamadı zaten. Şu arkadaşa bir füze sallayalım. Vuramadık. Bir adet daha füze sallayacağım kendisine. Flare yok herhalde ya da bizi hiç görmedi. Güzel. Bir adet sadece R3R füzemiz kaldı. O da kötü bir füze ya. Derken öldük arkadaşlar. Son anda gördüm. Bir adet F4S de bizi vurdu. Bir oyun daha oynayalım arkadaşlar bu uçakla alakalı. Son yorumlarımı da yapayım ben. Hemen devam edelim. Dostlar kalkışımızı yaptık. Yeni oyuna girdik. Şöyle uçağa yeni bir desen ekledim. Bunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı yazıyor. Bugün arkadaşlar şu an bu videoyu ben ileriki tarihte yüklerim. Büyük ihtimal geçmiş olur ama bugün Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü. O yüzden onları da tekrardan kutluyoruz. Doğum günlerini. Böyle Türk Hava Kuvvetleri ile alakalı da içerikler geldi Bartandır'a gördüğünüz gibi. Bize sadece içerik gönderiyorlar bu şekilde. Arkadaşlar şimdi ilk 3 oyunla bu oyunun arasında 1 saat fark var. Çünkü biraz işim vardı. Duraksadım. İlk videolarda ne konuştuğumu hatırlamıyorum ama ne konuşmam gerektiğini hatırlıyorum arkadaşlar. Öncelikle ne konuşmam gerekiyor? Hemen ondan bahsedelim. Şu base'lere gideceğim bu arada. Burayı bombalamaya gelecek birkaç kişi. Ben de şöyle ileriden hızlıca dolanacağım. F4'leri vurmaya çalışacağım. Arkadaşlar, bu araç alınır mı? Alman ağacı kasılmaya değer mi? Bildiğiniz üzere yeni bir güncelleme geliyor Bartandır'a. Bu arada arkadaşlar, güncellemeyi takip etmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Sizin aboneliklerinizle ana ekranınıza düşüyor benim videolarım. O şekilde abone olursanız çok daha rahat bir şekilde beni takip edebilirsiniz. Şu an kanalda 3 şey çekiyoruz arkadaşlar. Bir top tier uçakları çekiyoruz. Bir sıfırdan parasız jet kasma videoları çekiyoruz. Bir de premium araçların videosunu çekiyorum. Bir de güncelleme videoları. 4. videoları da var, güncelleme videoları. 4-5 daldan ilerliyoruz arkadaşlar. YouTube Türkiye'nin içerik açlığını biz gidermeye çalışıyoruz. Siz de takip ederek hem bana destek olmuş olursunuz hem de içeriklerden haberdar olmuş olursunuz. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Alman ağacına ne geldi peki güncellemede? Hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Bir adet F4 geldi. MiG-29G bile R77 füzesini alamadı. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ben size hemen kısaca şöyle bahsedeyim. Bunun ne demek olduğu hakkında. Şurada bir F4 çıkacak karşıma da. O F4'ü bekliyorum arkadaşlar. Ama yine de gizli gitmek istiyorum. Fazla bulaşmadan şu dağın arkasından. Hadi artık. Gelen giden yok arkadaşlar. Biz boşuna geldik herhalde buraya. Dağın önünden mi geçiyor acaba adamlar? Her neyse ben şu dağı atlayacağım arkadaşlar. Devam edelim. Buraya gelen gerçekten kimse olmadı ya, şaka gibi. Birkaç F4 gelir diye tahmin etmiştim ama. Neyse. Aha evet. Tahminlerimde haksız çıkmadım. F4'ü de sallayalım arkadaşlar. Şuna da bir tane daha sallayacağım. Arkamda bir adet daha F4 vardı. Onu bırakıp sallamaya devam edeceğiz. Bakın arkamda bir F4 bana yaklaşıyorsunuz. Kanki senin base'de bombaların var üzerinde. Bana gelip fight atmaya çalışıyorsun benimle. Bombalarınla. Vuramadık arkadaşlar. Her neyse. Nerede bu F4? Kralın base'de bombaları duruyor arkadaşlar şeyinde. Arkasında. Gelip bizle fight atmaya çalışıyor. Hop. İşte bu. Arkamda bir adet daha F4 var. F4'ler benimle dogfight'a giriyor. Güzel. Gel dostum, seni de bir şöyle bir güzel avlayalım.
Sen de F4 kebabı olmak istiyorsun. Aklıma şey geldi arkadaşlar, bu fakir kebabı. F4 kebabı deyince. Tamam, çok güzel dönüyorsun beyefendi. Niye benim uçak böyle saçma sapan hareket etmeye başladı arkadaşlar? İlginç hareketler sergilemeye başladı uçağımız. Neyse, şimdi düzeldik ama. Bir adet daha uçak geldi, vurdu. Gördüğünüz gibi F4'ü vurdu. Benim uçak saçma sapan hareketler sergilemeseydi biz de birkaç kill daha çıkartabilirdik buradan. Ama şu uçağı sallayacağım bir tane füze. Onun kafası karıştı büyük ihtimal. Bana gelip kafa atacak. İsabet attık. Sağ kanatçıktan hasar aldı. Çok güzel. Bunu dönüp arkadaşlar dogfight'ımı tamamlayacağım. Sağ kanatçıktan hasar aldığı için vurmaya çalışacağım tekrardan kendisini. Bizim hava freni mi açık ya? Yo değil. Flapler mi açık? Yo değil. İlginç. Uçak hızlanmıyor. Her neyse, şu F4'ü de avlayacağım arkadaşlar son. Ondan sonra base atacağım. Bayağı chef player'ımız tükendi. Derken zaten çok az da kişi varmış oyunda. 1, 2, 3, 4. Bizde ne kadar var? 1, 2, 3, 4, 5 kişi var. Arkadaşlar eğer bizim takımdan bir kişi öldürse hemen base atacağım. Hatta ben şimdi seriden bir base atayım. Çünkü karşıda bir sürü F4 var. Onlarla anca 6 tane füzeyle savaşabiliriz. Bir de yeterince chef player'ımız olursa savaşabiliriz. Arkadaşlar Almanya ağacı kasılır mı? O konudan devam edelim. Biraz güme gitti. Kasabilirsiniz. Ama arkadaşlar şu an bir sonraki güncellemede daha iyi araçlar gelecek. MiG-29G falan oyunu şu an en iyi, en kötü ülkesi diyebilirim Almanya. Ama değişecektir arkadaşlar. Daha iyi araçlar geldiği zaman daha güzel olacaktır. Her güncellemede her ülke iyi olmuyor. Almanya şu ana kadar güzeldi. Şu an biraz kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Her şampiyonun bir prime dönemi, bir de sekonder dönemi olur arkadaşlar. O yüzden Almanya'nın da prime dönemi yakında gelir. Şu an alıp oynayabilirsiniz bu aracı. Yani bahsetmediğim fazla bir şey kalmadı bu araçla alakalı. Güncellemeler gelecek. Yeni bir MiG-21 daha geliyor oyuna. O MiG-21 bayağı güzel bu arada. Bu uçaktan daha güzel. 12.01'de zaten. Artık oyun 12.01'er uçaklar getiriyor. Almanya'da ne gelir 12.0? Şu an tahmin edemiyorum. Siz tahmin ediyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada oyun da bayağı azaldı. Bayağı bitti. Şöyle tekeri kıracağım arkadaşlar. Tekeri kırdık. Paraşütte açıldı mı paraşütümüz? Evet, paraşütte açıldı. Gördüğünüz gibi hızlıca indik. Şurada biraz videoyu hızlandırayım. İki kişi kalmış zaten. Olmadı arkadaşlar. Bir de şey deneyelim ya. Bu uçakla. Bir dakika. Size onu da göstermiş olayım. Ayrılalım uçaktan. Hasar vermediğim için direkt ayrılabiliyorum. Bir de onu ayarlamayı unutmuşum ama arkadaşlar. Şöyle 500'lük bomba. Şundan iki tane bomba alalım. Atalım. Bir de yer bombalayalım bakalım. Ne kadar hasar verebileceğiz. Füzeleri bıraktık. Bomba aldık iki tane. Gerçi karşıda da şey yokmuş. Base yokmuş. Neyse arkadaşlar. Gidip silahımızla vururuz adamları. Hem de bir de bomba kapasitesini görmüş olursunuz. Uçakla neye bomba yapmamanız gerektiğini de öğrenmiş olursunuz. 500 kiloluk bombalar da bu arada bayağı büyükmüş. Arkadaşlar tahmin ettiğimden daha büyük. Bizimkiler bol bol yere defa avlıyor. Gördüğünüz gibi. Tekeri kırdık. Neyse, kalkış yaptık. Ağırlık yapıyordu. Bıraktım. Videoyu hızlandıracak değil mi? Hızlandırmayayım arkadaşlar. Biraz sohbet edelim. Sonra doğru. Evet, bir adet base'imiz çıktı. Güzel. Bunu bekliyordum zaten. Dediğim gibi arkadaşlar bir toparlayalım. Uçak 11.0 bir yerde. Kendisinin bence güzel bir yarı var. Bu uçağı kötüleyen arkadaşlar da kötülemesinler. Kendilerine bir baksınlar. Şöyle dönüp aynada. Neyi yanlış yapıyorum? Ben bu uçakla bombardıman mı yapmaya çalışıyorum? Şu an olduğu gibi. Bu uçak bombardıman yapamaz. Yani. Öyle öyle bir etrafa kendilerine bakmaları lazım arkadaşlar. Bunun dışında bu kadar. İki tornado da güzel. Bu uçak da güzel. Her biri güzel arkadaşlar. Ama size tavsiyem bir ağacı kasmak için oynamayın. Temel olarak. Neden ağacı kasmak için oynamayın? Zevk almak için oynayın arkadaşlar. Ben bu uçağı böyle uçuruyorum. Zevk alıyorum. Bu uçağı uçururken. Siz zevk almayacağınız bir uçağı uçurursanız sadece MiG-29 açayım, onu kasayım. Emin olun MiG-29 açtıktan sonra bu uçak size daha fazla zevk vermiş olacak. Yani MiG-29'u açacaksınız, biraz oynayacaksınız, ondan sıkılacaksınız arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Şu elemanlar da base bombalıyor. Su-17 iki tane base bombaladı ya. Bize base bırakmadılar arkadaşlar. Su-17 orayı da aldı mı acaba? Evet, aldı. Ne kadar bombası var Su-17'nin ya. Helal olsun. Biz şurayı gideceğiz. En sonunda biz atalım artık bombayı. Fazla da yakıtı biraz fazla almışım.
arkadaşlar. Bu arada Y3 balistik bilgisayarımız var ama uçak kanat kırıyor bu arada. Ona biraz dikkat etmeniz lazım. Kanat kırmaması için. Tornado da bize doğru dönüyor. İnşallah bize füze atmaz. Kendi takım arkadaşımdan biraz korktum açıkçası. Tamam arkadaşlar, oyunun sonuna geldik. 675 puan yapmışız. Çok az da puan yaptık. ADG'yi kapatıyorum. Maksimum atış hızı neymiş bunun? Yok galiba. Yanıcı bomba zaten kendisi. Tamam, şöyle hava frenini açalım. Oyun bitti zaten arkadaşlar. Şöyle yanıcı bombaları bırakalım. 2 adet hasar verilen üs. Çeyreğini aldık gördüğünüz üzere. Şuradan da bir bakın, hala puan geliyor. Burayı yakıyoruz ya. Çok güzel puanlar geliyor. Güzel. Yani gördüğünüz gibi bu uçakla base bombalanmıyor arkadaşlar. Temel olarak almayı düşünüyorsanız 1000 lirada bir fiyatı var. 1050 lira. Kasım ayında indirime girecek. Belki bu videoyu Kasım ayında izliyorsunuz. Eğer öyleyse hepinize selam vereyim. Erkenden. Bu adam bize radar füzesi attı bu arada. Vurdu. Radar füzesiyle bizi vurdu arkadaşlar. Yerden gitmemize rağmen vurulduk. Yapacak bir şey yok. Oyun bitecek. Bu oyunun skorunu da göstereceğim size. Ne kadar olduğunu. Şurada biraz hızlandıralım videoyu. Evet dostlar. Oyun bitti. Bakalım ne kadar alacağız. 7800 araştırma puanı aldım. 26.323'te Silver Leon aldık. Gördüğünüz gibi bir kişi vurduk. Çok da bir şey yapmadık zaten arkadaşlar. Siz de buradan iki katı alırsınız. Son sözlerime gelelim. Almanya ağacını da şöyle açayım. Dediğim gibi alınabilecek bir uçak. Bu ikisi de eğlenceli, zevkli uçaklar arkadaşlar. Hoş uçaklar. Oynanabilir, alınabilir, kasabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Sağlıcakla kalın.